Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil, ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatı iken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için hüsrevin müşahedesiyle kafasını ite kaptırır. Bazı emarelerle bildim ki gizli düşmanlarımız nurların kıymetini düşürmek fikriyle siyaset manasını hatırlatan mehdilik davasını tevehhüm ile güya nurlar buna bir alettir diye çok asılsız bahaneleri araştırıyorlar. Belki benim şahsıma karşı bu işkenceler bu evhamlarından ileri geliyor. Ben o gizli zalim düşmanlara ve onları aleyhimizde dinleyenlere derim. Haşa sümme haşa, hiçbir vakit böyle haddimden tecavüz edip iman hakikatlerini şahsiyetime bir makam-ı şan ve şeref kazandırmaya alet etmediğimi, bu 75 hususan 30 senelik hayatım ve 130 nur risaleleri ve benim ile tam arkadaşlık eden binler zatlar şehadet ederler. Tekrar baştan alıyoruz. Medar-ı necat ve halas yalnız ihlastır. Bak yalnız diyorum değil mi? Yalnız. Bas. Medar, bir de oku bak. Medar-ı necat. Bak medar-ı necat ve halas. Ve halas. Ha. Yalnız yani ihlastır. Kurtulmak. Akıbet noktasından kurtulma itibariyle medar-ı necat ve halas yalnız. Yalnız. İhlastır. İhlas sesinin başında bir hadis-i şerif almış değil mi? Heleken nas illel alimun. Bak. Nas helak oldu, alimler kurtuldu. Alimler de helak oldu. İlmiyle amil olanlar kurtuldu. İlmiyle amil olanlar da helak oldu. İhlaslı amel edenler kurtuldu ama onların da yolu hatalıdır. Hatarlı ve tehlikelidir. Evet. İhlası kazanmak çok mühimdir. Bir zerre ihlaslı amel, batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlası kazandıran harekatındaki sebebi, sırf bir emri ilahi ve neticesi rıza ilahi olduğunu düşünmeli. Şimdi bu iki nokta bak. Burayı bir cümleyi bir de oku. İhlası kazandıran evet. Harekatındaki sebebi. Ha, sebep. Yani ihlası kazanmanın harekatındaki sebep. Ne? Sırf bir emri ilahi. Allah'ın emri olduğu için ifa etmek, icra etmek. Bak, Allah'ın emri. Emri ilahi keskindir de. Allah'ın emrine itaat lazım ve elzemdir.
Allah'ın emrini esas alıp alemimize tam nakşettiğimiz zaman bak İhlas Vadisi'ne girdik. Peki girdik, neticesi ne? Bak, neticesi uhrevi. Karşında Allah bekayı veriyor, ebediyeti veriyor. Rüyete mazhariyet var. Ebedi marifet devleti, ebedi cennet saadeti var ya. Allah'ın emrini demek ki İhlas'a da medar, tezekkür ve tefekkürümüzde Allah'ın emrini her şeyin önünde bilmek. Her şeye müreccah, her şeye müevvel, bak her şeyden önce, her şeyden evvel Allah'ın emrini tatbik etmek. Ha, neticeyi de rahmet-i ilahiye havale edip ahirette beklemek. Demek sırrı ihlas noktasından bakınca dünyevi talepler de ne oldu? Bir manada geride kaldı yani. Kulluğumuzu ifa ve icra ederiz ve rahmet-i ilahiden isteriz. Allah hakim ezelidir. Dilerse aynını verir. Dilerse hiç vermez. Dilerse daha güzelini, daha mükemmelini verir. O da bize ait değil. Demek yani ihlas Müslümanın dünyasında manevi iklim ve atmosfer olması lazım. Atmosferimiz, iklimimiz. Yani nasıl ciğerler havayla teneffüs ediyorsa manevi hayatımızın teneffüsü de ihlas. Allah'ın rızasını her şeyin fevkinde, önünde bilmek ve bulmak manası. Allah bu manada istatlarımızı açsın, inkişaf ettirsin. Evet. Ve neticesi rıza-i ilahi olduğunu düşünmeli. Evet. Ve vazife-i ilahiyeye karışmamalı. Bir de yerin ve göğün tasarrufu, mutasarrufu kim bir Cenab-ı Hak'tır. Değil mi? Allah dilerse, hikmeti iktiza ederse, değil mi? Halkları da diyor ya kabul ettirir. O manayı açar, inkişaf ettirir. İsterse daraltır, isterse açar. İsterse büyütür, isterse küçültür. İsterse öne çıkartır, isterse geride bırakır. O bize ait değil. Yani bir hizmetimizin neticesini maddeten böyle beklemek manası da ihlasa muhaliftir. Yani şimdi adam inşaat yapıyor, tamam. 10 katlık bir proje. Bu sene 2 katı çıkartırım, temel 2 kat. Seneye de 3 katı, 3. senede bitiririm. Şimdi ben bak bir aşama var yani işte temelli atacağız, 2 kat çıkartacağız. Sonra imkanlar el verirse 2 kat daha, 3 kat daha, 10. kata. Öyle değil bak. Şu an bak. İbadetimiz, tefekkürümüz, niyazımız anında bekaya kalp oluyor. Anında bekaya gidiyor. Anında arşiv oluyor. Her an anında arşiv oluyor. Yani bizim hizmetimiz de öyle değil. Yani işte bu birinci katıydı, ikinci katıydı, üçüncü kat değil. Bak. Terakkina mütenayı ve sonsuzdur. Bir anın içerisine cennet de girer. Allah muhafaza etsin, bir anın içine cehennem de sığar. Cehennem de sığar. Bak, yap ve unut. En kamil insanların hizmeti budur. Yap, unut. Yürü yürü bir avuç toprak. Yürü yürü bir avuç toprak. Hazreti Hasan'ın meşrebi. Allah Allah. Bak, yap ve unut. Yani münahazalar manası, maddi tedbir tanzime gittiğimiz zaman o da ihlasa muhalif. Tesir bize ait değil ki. Bizim görevimiz tebliğdir. Yine bak tesiri peygamberlere de vermemiş. Hadis sadece nedir? Allah'tır. Yani hizmetin tedbirine medar bazı şeyleri düşünürüz, tezekkür, tefekkür ederiz. Ama yani hizmetimizin netice üzerine bina etmek manası o yanlış. İşte bu yanlışın da Türkiye'de çok bedelini ödediler mi? Bak. Rahmet-i ilahiye bir yağmur gibidir. Yağmur yağar. Coğrafyanın, iklimin özelliğine göre buradan portakal, turunç çıkar, oradan kayısı çıkar, oradan karpuz, oradan lahana, oradan ot, oradan yonca. İstidatlar aynı bunun gibidir.
rahmet-i ilahiye noktasından biz tebliğimizi yaparız. Tebliğ noktasından hakkat-ı Kur'an'ı idraklara, kalplere ekme noktasından gayret gösteririz. Açan, inkişaf ettiren, neticeyi ikram eden kimdir? Cenab-ı Hak'tır yani. İşte yani bunun faturasını Türkiye çekti ya. Efendim, paralel yapılar. Değil mi? Yani ama paralel devlet anlayışı. Hakim de bizden, savcı da bizden, polis de bizden, emniyet de bizden. Hadi işte. Neticeye bak. Hiçbiri de senden değil. Tebliğini yap. Neticeye karışma. Bu sünnetullah kanunudur. Yani bakın, bir avuç elimde şey var, tohum var, toprağa atıyorum. Sünnetullah. Şart-ı adi. Attım. Üzerini de kapattım. Ondan sonra bak, benim ilmim, iradem, gücüm ona müessir olmuyor. Fatır Allah'tır. Açan Allah'tır. İnkişaf ettiren Allah'tır. Sema yüzüne çıkartan, ona netice veren de Cenab-ı Hak'tır. Tebliğ de aynı tohum atmak gibi, tohum saçmak gibi. Konuşuruz. Hak namına, hakkatı Kur'an'ı hesabına. Lillah için. Allah'ın emri olduğu için tebliğ farzdır, farz-ı kifayedir. Ümmete farz-ı kifayedir, ulemaya farz-ı ayındır. Neticesi uhrevidir. Cenab-ı Hak dilerse açar, uslatıyor. Hüsnü tesir, teveccüh nas, hüsnü kabul, ihlasa dahil değildir. Lazım da değildir. Onunla mükellef de değiliz. Bak, fi sevilillah, halis ol, hasbi ol, hakkati Kur'an'ın tohumlarını aç, netice Allah'ındır. Dolayısıyla burada iki kelime tefekkür noktasından önümüze çıkıyor. Biri tebliğ, biri tesir. Bizim görevimiz tebliğ. Tebliğe medar kendi nefsimizi sorgulamamız lazım. Tebliğ noktasından, şu tebliğ görevini ifa ve icra noktasında neredeyim, ne yapıyorum? Ne kadar tebliğ ettim? Tebliğimde ne kadar halis oldum? Tebliğin altyapısı lisana ve kufiyettir. Tebliğin altyapısı ilimdir, dirayettir. Hakikati ve marifeti alemine kodlamaktır. Bunları bilirsen tebliğ ifa edersin. Tebliğ noktasından kendimizi sahaya çekeceğiz. Ha, tesir bize ait değil. Orası bize ait değil. Bu muamele-i ilahiyedir. Üstad ne diyor? Dilerse, hikmeti iktiza ederse hakları da kabul ettirir. Bak, ölçü budur yani. Onun için tesir sahasına girdiğin zaman sünnetullah kanununa muhalefet de tokat yersin yani. Kalplerin, ruhların tedbir ve tanzimi Cenab-ı Allah'ın yedi kudretindedir. Allah dilerse her şey olur, dilemezse hiçbir şey olmaz. Tebliğ noktasından kendimizi murakabe etmemiz lazım. Görevimi ifa ettim mi? Değil mi? Yani şimdi insanın hayatının üç cephesi var. Mazi, hal ve istikbal. Mazi cephesine dön. Şimdi diyelim 40 yaşındasın. 40 sene içerisinde şu 40 yaşına gelinceye kadar İslamiyet'i tebliğ adına ne yaptım? Ne kadar cehd gösterdim? Ne kadar ter döktüm? Ne kadar bu tebliği gündeminde hayatımın en birinci gayesi olarak bildim? Bak, bu mazi sayfası. Hal, şu anda tebliğ namına ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Nasıl bir gayretin içerisindeyim? Ha, bir de istikbal aynası. Allah bana uzun ömür verirse 40 sene, 50 sene sonra, yani 20 sene sonra, 30 ve 40 sene sonra nerede olacağım? Tebliğ namına ne yapacağım? Bak, bunları tezekkür etmemiz lazım. Buna medar, tedbir dairesinde de tedbirimizi almamız lazım. Ama tesir bize ait değil ya. Hazreti Eyüp Aleyhisselam, bakın, işte bu hastalık sıkıntısı, 140 sene yaşamış, 141 sene yaşamış. Önce devlet, servet, varlık. Enteresan. Sonra Allah hepsini aldı.
Sonra azim bir imtihan, hastalık. Sonra ayağını vur yere, su, tedavi. Ve ondan sonra aynı verdiğini, aldığını Cenab-ı Hak tekrar vermiş. Bak, 141 sene peygamberlik yapmış bir rivayette. Bak, dikkat edin. 7 tane ümmeti var ya. 7 kişi. Enteresan ya. Bak. Varlık döneminde insanlar şımarmış. Hastalık dönemine hiç yaklaşmamışlar. Ona yaklaşma, onun şeyi. En sevdiği insanlar ondan uzaklaşmış. Enteresan bir şey ya. Yoklukta. Varlıkta en yakın, yoklukta en uzak. Bak, Allah verdiğini tekrar ona ziyadesiyle vermiş. Ama 140 senelik ömründe, Allah'a bak, peygamber de, peygamberin hayatı, nefesi ne? Hep tebliğ. Allah onu tavzif etmiş. Cenab-ı Hak onları görevlendirmiş. Ama bak, netice. Şimdi zahiren bizim aklımıza göre olsa ya 140 sene, nereden baksan hiç olmasa 140 bin tane ümmeti olsaydı. O bize ait değil. İnsanlar hidayete ne kadar layıklar? Onun mehengi ölçüsü de bizden değil. O ilmi ilahiye bakıyor. O ezeli tasarrufata bakıyor. Bak, Allah kimseye zulmetmez. Demek layık olmadıkça Allah vermemiş, vermiyor ya. Bir de o zamanda ne var? Cehalet var. Körü körüne cehalet var, taklit var. İşte böyle. Ha. Şimdi dolayısıyla Allah dinini tebliğle mükellefiz. Bu üzerimize bir vecibedir, dosttur, şeydir, görevdir. Büyük bir sorumluluktur. Biz bu tebliğ görevi İslam fıkıh noktasında farz bir ibadettir. Tebliğ farz bir ibadettir. Farz ibadet. Biz farz ibadetimizi ifa edeceğiz, icra edeceğiz. Elimizden geldiği kadar şu hakikatleri bütün insanlara duyurmaya gayret göstereceğiz. Ama netice bize ait değil. O Cenab-ı Allah'ın takdiri, o kaderin ince sırlarına bakıyor ya. Şimdi insan, ben böyle çok, yani sırrı ilahi, çok ince sırlar var. Bir kısım sırlar var ki onlar ahirette açılacak. Yani beşerin ilmi, idrakı, intikalı yetmiyor ya. Bak şimdi, peygamberimizin dedesi. Değil mi? Abdülmuttalip. Resulullah'ı çok korumuş. Çok muhafaza etmiş. Ama bakın, sırrı kader. Açık bir şey ya. Resulullah'ı korudu. Muhafaza etti. Hıfzına, yani kala oldu, engel oldu. Peygamberimizi çok seviyor, çok teveccüh ediyor. Abdülmuttalip gittiği yerde o gün Kureyş'in şey lideri, karizmatik bir insan, itibarlı bir insan. Herkes saygı görüyor. Gittiği yerde kürsüsü var. Kürsünün yanına başkaları oturamaz. Peygamberimiz daha çocukken onu kürsüsüne oturmuş. Peygamberimize teveccüh yedirmiş, muhafaza etmiş. Dikkat et. Korucu kalkan olmuş. Ama son anda peygamberimiz ölmeye yakın yanına gitti. Kureyş'in bak kafirleri, en o ekabir şeyler, kafirler, müşriklerin en ekabirleri de şeyi yalnız bırakmadılar. Muhammed buna şey etmesin, tebliğ etmesin diye. Ebu Talip. Abdülmuttalip'te şey. Ebu Talip. Ya önce mi dedik? Yani dede mi dedi? Ha, şey Ebu Talip. Yani şimdi ha, düzeltiyoruz. Şimdi bakın, ya bu amcası bu kadar muhafaza etmiş, şey etmiş. Bak, müşrikler onun yanında, bak, onu engellemeye çalıştılar. Şimdi, yani zahiren bakıyorsun, bak, peygamberimize bu kadar müzaharet etti, yedirdi, büyüttü, manen kalkan oldu. Ama hidayet ayrı bir sır ya. Niye yani zahiren bakıyorsun, bu kadar müzaharetin arkasında insan kafasına göre hidayetin gelmesi lazım gibi görünür ama bak, Allah'ın şey takdiri, kaderin sırrı.
O sır nerede anlaşılacak? Ahirette görünecek. Yani beşer aklıyla biz onu tartamayız yani. Demek ki görevimiz tebliğdir, tesir Allah'tandır. Tesir bize ait değil. Şimdi tesir üzerine hizmeti inşa edersek, yarın muvaffak olmadığımız zaman alemimiz yıkılır. Ya bütün, o zaman nasıl oluyor? Ya benim bütün emeklerim zayi oldu, perişan oldum, mahvoldum, bittim. Su vuruyordu, çark dönüyordu, her şey gitti. Öyle değil. Ben tebliğ görevimi yaptım. O an arşivde olarak bekaya gitti. Allah'ın marziyatına medar, inşallah kabuliyet ve makbuliyet arşına mâkes vâine oldu. Tesir benim değil. Bak, tesir benim değil dediğimiz zaman insan fıtratı rahatlıyor. Sen görevini yap. Sen görevini yap. Meşiyet-i ilahiye, muamele-i rabbaniye karışma. Bak. Şimdi bütün eyle hakikatin caddesi böyle yürümüşler, böyle gitmişler. Ustatıyor hali alemin, değil mi? Hidayetini ne ediyorum? Arzu ediyorum ama irade edemiyorum. Elimden gelmiyor bak. Ve vazifem değil. Vazifem değil. O bize, o vazife bize ait değil. Yani bu nokta çok önemli. Bak, rahatlatıyor. Ben görevimi ifa edeceğim, icra edeceğim. Allah dinini tebliğ edeceğim. Netice bana ait değil. Yol budur yani. Ama hizmetini netice üzerine inşa edenler yıkıldılar, yıkılıyorlar. Perişan oldular, yoracaklar yani bak. Meşiyet-i ilahinin fevkinde, değil mi? Yol açmak fıtrata zıttır. Maksadının aksıyla tokat yer ve yediler ve yiyecekler ve yiyorlar. Evet. Oku bak. Her şeyde bir ihlas var. Hatta muhabbetin de ihlas ile bir zerresi batmanlarla resmi ve ücretli muhabbete tereccüh eder. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret... Yani bu dünyevi, uhrevi hangi şeyde ihlasla, değil mi? Böyle sadakatla, sebatla, saffet ve samimiyetle şey edersen, muamele edersen, ara küllal Allah o ihlasın da karşılığını veriyor mu? Veriyor yani bak. Hani derler ya, birisi bal satıyormuş, öbürü sirke satıyormuş. Bal satanın yüzü sirke gibi soğuk, donuk. Sirke satanın yüzü de bal gibi tatlı ve leziz. Her şeyde kanun bu, sünnetullah. Demek ki men talebe ve cedde kim halis hasb olursa, velev dünyevi velev uhrevi dahi olsa, sıdkla, saadetle, sururla, hissiyatıyla o noktaya teveccüh etse, Cenab-ı Hak onu da ne yapmıyor? Zayi etmiyor yani. Evet. Ben muhabbet üzerine bir rüşvet, bir ücret, bir mukabele, bir mükafat istemiyorum. Çünkü mukabilinde bir mükafat, bir sevap istenilen muhabbet zayıftır, devamsızdır. Hatta halis muhabbet... İşte Elva, peygamberlerin meşrebi, in ecriye illallah. Peygamberler tebliğinin karşısında ümmetlerinden hiçbir şey istememişler. İsteyna. Ben ecrimi, ücretimi Allah'tan isterim demişler. Bütün peygamberlerin yolu bu. Şimdi üstad da bakın, peygamberimizin varisi olduğunu nasıl ifade etmiş bak. Hizmetinin karşılığında ne dünyevi ne uhrevi hiçbir şey talep etmemiş ya. Bak, öyle yaşamış yani elhamdülillah. O ihlasın da Cenab-ı Hak bereketini de bak şahs-ı manu olarak bize ikram ve ihsan etmiş mi? Etmiş. Elhamdülillah. Evet. Hatta halis muhabbet fıtrat-ı insaniyede ve umum validelerde derc edilmiştir. İşte bu halis muhabbete tam manasıyla validelerin şefkatleri mazhardır. Ben bir ara böyle bir sosyal medyada çıktı. 7-24 saat. Yani bir iş var. Evet. 7-24. Sabah akşam o iş yapacaksın. Kim talep olur? Hiç kimse talep olmadı. Böyle bir şey hazırlamışlar, film tarzında.
Bir iş var, evet. Gel bakalım. Sana bir iş vereceğim. 7-24. 7-24 saat bu işi devam edeceksin. Hiç aksatmayacaksın. Keşke hepsi pes. Böyle meslek var mı? Var. Kim? Bütün anneler. Bütün anneler var. 7-24 çocuk doğmuşlar. Hadi. Emdiriyor, bakıyor, muhafaza ediyor. Hastalığı olunca el ayağı birbirine giriyor. Elem duyuyor, ızdırap duyuyor. Bak ya. Hasbi. Bak hasbi muhabbet. Karşılığında çocuğundan ne istiyor, ne bekliyor? Demek bak hasbi muhabbet ne kadar fıtri, ne kadar güzel. Bak ne kadar fıtrata uygun. İşte çocuk, değil mi? O şefkat da büyüyor. O himaye ile istadı gelişir, inkişaf ediyor. O şefkat ve merhameti görmezse, bak ne kadar eğitim almış olsa bile ruhundaki boşluğu eğitim şey etmiyor. Tahkim etmiyor. Tekmil etmiyor yani. Evet. Evet. Demek ki muhabbette, değil mi? Rüşvetsiz, mukabelesiz bir muhabbet olursa o muhabbet de nedir? Fıtri ve güzeldir. Evet. Valideler o sırrı şefkat ile evlatlarına karşı muhabbetlerine bir mükafat, bir rüşvet istemediklerine ve talep etmediklerine delil, ruhunu, belki saadet-i uhreviyesini de onlar için feda etmeleridir. Evet. Tavuğun bütün sermayesi kendi hayatıyken yavrusunu itin ağzından kurtarmak için Hüsrev'in müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Peki. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.